Palet falan deviriyor ya. Palet falan deviriyor Nurse. Evet, hızlı atladığı için yine yerini gördük. Yes! Oğlum iyi lan bu ult. Merhaba arkadaşlar, Gamer The Become'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Dead diyorsunuz. Hepinize selamlar. Gençler, bugün Nurse Volek build'e yapmaya çalıştım. Tabii biraz daha hani jenleri tutabilmem için bir tane de jen perk'ü koydum. Kalan 3 perk Volek'le ilgili. Şimdi şöyle bir olay var. Nurse zaten kovalamacılarda çok güçlü bir katil olduğu için hani diğer katiller gibi ne bileyim az stun yeme, pencere kapatma gibi perk'ler gerekmiyor Nurse. Çünkü uçuyor yani, ışınlanıyor. O yüzden Nurse'un olayı biraz şu gibi. Hani bana kurbanların yerini gösterin, gerisini ben hallederim gibi bir katil. O yüzden ben de bol yer görmeli bir build yaptım. Bu arada kıyafetimi de değiştireceğim arkadaşlar. Bu çok parlıyor gibi. O yüzden beyaza geçeceğim ki daha net görsünler. Şu güzel. İlk perk'ümüz ceza kancası yankılanan acı. Rastgele 4 kanca ceza kancasına dönüşüyor. Ve her bir kurbanı ilk kez ceza kancaya asışımızda en yüksek ilerlemeye sahip olan jeneratör patlıyor. Ve anında %20 geriliyor. İkinci perk'ümüz kulağım sende. Bizim 48 metre yakınımızda hızlı bir eylem gerçekleştiren kurbanların hareleri 8 saniye boyunca bize görünüyor. Her 30 saniyede bir kullanabiliyoruz bu perk'ü. Kıvrak perk'ü genel olarak Nurse'un counter'ı olduğu için pencerelerden atlayıp hızlı bir şekilde kaçabiliyorlar Nurse'den. İşte bu perk sayesinde kurbanlar pencereden hızlı bir şekilde atladığı zaman falan 8 saniye boyunca yerlerini göreceğiz. Üçüncü perk'ümüz hemşirelik içgüdüsü. Bizim 28 metre yakınımızda iyileştirilen veya kendini iyileştiren kurbanların haresini görebiliyoruz. Ve son perk'ümüz de ceza kancası öfkeseli. İlk ceza kancası perk'ünde olduğu gibi 4 tane rastgele kanca ceza kancasına dönüşüyor. Bu perk için ekstra 4 tane daha dönüşmüyor. Diğer perk ile birlikte toplam 4 tane ceza kancası olmuş oluyor. Ve bir kurbanı oraya astığım zaman 2 perk de çalışmış oluyor. Bir kurban bu ceza kancasından kurtarıldığı zaman diğer bütün kurbanların haresini 7 saniye boyunca görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar, ölümcül takipte bir perk var biliyorsunuz ki. Maç başında 9 saniye boyunca bütün kurbanların yerini görmenizi sağlıyor. İşte bu ceza kancası perkü de onun maç içi hali gibi bir şey ve sürekli kullanabiliyoruz. Hani beyaz kancadan aldıkları zaman sürekli 7 saniye görüyoruz kurbanları. İlk eklentim taş kesmiş çocuğun hazinesi. Zincirleme sıçramaların sebep olduğu ilave yorgunluğu %65 azaltıyor. Zincirleme sıçramalardan kastı tek bir ışınlanma değil de arka arkaya iki tane kullanıyoruz ya. Onun yorgunluğu ekstra oluyor. Onu %65 azaltıyor. İkinci eklentimde narin hırıltı. Işınlanıp bir kurbana vurduğum zaman o kurban 70 saniye boyunca ağır yaralı efektine giriyor. Yani 70 saniye boyunca %25 daha yavaş iyileşiyor. Ve iyileşme barını tamamen doldurmadığı sürece iyileşme barı yavaş yavaş geriliyor. Şu perk sayesinde iyileşenleri göreceğimiz için geç iyileşiyor olmaları benim için bir avantaj. Bir tane de moral atalım ya. Mori'yi gördün. Yine karga gözü atmışlar. Allah'ım ya Rabbim. Öbür map geleydi bari. Bir tane daha attılardı ya. Nurse için burası da ne bileyim çok nesne var sanki. Hani bazı yerleri açık olabilir tamam ama. Şöyle çok erkenden birisini bulsam diyecektim ki buldum mu lan? Ak kıvrak, işte bu yüzden kıvrak arkadaşlar. Size bundan bahsediyorum. Bana fener tutma yalnız. Hala görüyorum bu arada adamın yerini. Kulağım sende sayesinde. Okey. Bunu erkenden alırsam şahane olmaz mı? Bu tarz yüksek MMR'larda hiç Nurse oynamadım neredeyse. Oğlum vur lan şunu Purpo, vur lan şunu. Niye vuramadık arkadaşlar? Çabuk açıklama istiyorum. Oo, bunu beyaz kanca yapamayacağız arkadaşlar. Bak görüyor musunuz? Hepsi kıvrak artı işte hızlı atlamalar falan filan. Bu bir can daha bitti. Bu da çok yüksek. Jort muyuz bu maç? Ne oldu anasını satayım? Biraz bir tunnel gerekiyor reis sana. Haberin olsun. Yani zor maç. Çevirmeye çalışacağız. Ih. Okey. Burayı iyi oynadık. Şöyle beyaz kanca yapsam bir can daha bitmeden. Tamam. Hangi can patladı? Şu can patladı. Okey. Ablacım. Geldim ama. Şunu da hızlıca alsam şahane olmaz mı? Güzel oldu. Oğlum vurduğumu bile anlamadım. Bir beyaz kanca daha geliyor. Bak şimdi buranın burayı dağıtabiliriz işte. İşte şimdi burayı dağıtabiliriz. Yap bakayım. Ona hemen bir dönmem lazım. Tamam, buna da vurmuş olduk. Güzel oldu. Şuraya minik bir tunnel gelecek. Adamı görüyoruz. Şahane. O bunu da görüyoruz. Diğerini kancadan aldıkları için şu an full olarak görüyorum. Ah vur o iti be, vur o iti be. Maçı koparabilirim, maçı koparabilirim. Uf, fena bir can rush yedik. Bunu hemen Tunnel Morris ile durduruyoruz arkadaşlar.
Bo bunu bo. Bir daha giremesin oyuna. Oğlum kaşlarına ne oldu adam? Adama botoks yaptık. Evet arkadaşlar. Yes! Ne oldu? Yedim fake'i. Bu güzel oldu, bu güzel oldu. Adam diğer tarafa ışınlanacağımı sandı. Şöyle bir beyaz kanca da sana gelsin bakalım. Şu jende olabilirler mi? Aynen de öyle. Diğeri nerede? Selamlar. İşte bu beyaz kanca perk'ü çok iyi oldu. Oğlum şunları bir vurabilsem var ya, minicik ya, minicik ucundan gidiyor ya. Bunun da mı kıvrağı vardı? Okey, yine görüyoruz yerini. Uf, harbiden voletler iş yapıyor. Bütün killerimi voletler sayesinde aldım neredeyse. Sana da bir beyaz kanca yapalım o zaman şöyle. Bunun beyaz kancasını yapmış mıydık? Aynen, son beyaz kancayı da böyle yapmış olduk. Bunu aldıklarında yine yerlerini göreceğiz. Tamam, bu jende biri yok. Aldılar. Oo, jene biri gidiyor. Bir dakika. Okey, direkt düz oynadı. Ama biraz enayi sanki. Biraz enayi sanki. Palet falan deviriyor ya. Palet falan deviriyor Nurse. Evet, hızlı atladığı için yine yerini gördük. Yes! Oğlum iyi lan bu ult. Sürekli görüyorum yerlerini. Bir yandan da yıllanmakla uğraşıyorlar. O da vakit kaybettiriyor. O da güzel oluyor aslında. Çünkü Nurse'a karşı yaralı oynayamazsınız. Çok zor. Şöyle bunu yine beyaza astım. Bir de ikinci beyaz kancanın sınırı yok galiba. Yani her alındıklarında... Görebiliyorum. Yankılanın acıda sınır var da. Lan ikinci bir linkim yok. Seni görüyorum. Seni görüyorum. Çok açıkta kaldı. İkinci bir linkim hemen gelsin. Dudu peri ikinci bir linkim gelsin. Dudu peri ikinci bir linkim gelsin. Bu arada evet. İkinci ceza... Arkadaşlar heyecan yaptım. İkinci ceza kancası perk'ü sınırsız. Yani diğeri gibi sadece ilk asışınızda değil, her beyaz kancanın alındıklarında yerlerini görüyorsunuz paso. Diğeri nerede? Oğlum şu olmamalıydı, şu olmamalıydı. Şu var ya şu. Güzel. Şuna bir sağlamından bir hit daha vurursak. Mori yiyor galiba. Güzel. Ye bakalım Mori'ni. Aa yemiyormuş lan. Lan bunun son değil mi? Aha maç gitti. Ben bunun son diye biliyorum. Şöyle bir beyaz yapsam bu alındığında da görürüz yerlerini. O buradaymış lan. Dur bakayım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun burada Alonso? Aha Ali'ye başarım kazandırdım. Sana da bir Mori o zaman. Uf, zor maçtı lan. İyi çevirdik he. Kötü başladık. 3 jam 1 hook. Bu arada voley kısmı gerçekten çok iyi. Yani Nurse için çok önemli kurbanları görmeniz. O da saldı. Hiç ne atmışlardı? Aha katil barakası. Yetişemeyeceğiz. Killer Shack de çıkıyor. Evet biliyor yerini zaten. Ada onlar atmıştı. Güzel. Harbiden kötü başladığımız maçı iyi bitirdik. Bir haritanın her şeyi mi lanet olur ya? Kimse nasıl katil oynayacağını bilmiyor diyor. Şimdi bir şey yazacağım. Nurse hit kaçırdıktan sonra kaçmak yerine önünde t-back atıp zaman kaybetmek mi peki oyun oynamak? Yani Survivor oyunu biliyor mu oldu şu an? Hit kaçırınca t-back atayım kaçmak yerine. Sonra yakalanınca ağlayayım. Nurse uzaktan bakınca hani gerçekten çok güçlü bir katil. Evet arkadaşlar ama oynaması o kadar basit değil. Mesela dün bir shorts videosu attım. Kill alma oranı en yüksek katiller diye. Nurse ilk 5'te yok. Halbuki çoğun sorsam dersiniz ki Nurse ile çoğu maçlarda 4 kill alınıyor falan. Ama yeni başlayan bir oyuncu falan Nurse'u hayatta beceremez yani. Hani onlar ister istemez kill oranını düşürüyor. Basit bir katil değil yani. Oo bu map'te ilk defa killer oynuyorum galiba lan. Bu ne anasını satayım. Map'ler şaka mı ya, ben bir Macmillan falan mı atsam? Kral geldim ama. Diye ağlayacağına. Uy, filik purpo. Fillik purpo. Güzel başladık. Demek ki maçı kaybedeceğiz. Benim kötü başlamam lazım arkadaşlar bir maça iyi şeyler yapmam için. Alo. Bak 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 çakala bak. Şey fake'i veriyor. Aklı sıra bana sabotaj fake'i veriyor. Bana sabotaj fake'i veriyor. Çok kötü oynadım burayı. Niye tır gibi döndüm bilmiyorum. Şimdi oradan hızlıca atlayacak. Yerinde görmeye devam edeceğiz. Bak adamı bütün chase boyunca görüyorum. Görüyor musunuz? Ay, nice try, nice try. Aa, yıllanıyor orada. Merhaba. Dım dım dı dım dım dı dım dım dı dım. Gel buraya. Öyle bir fake falan yok, onu unut. Oo, decisive. Güzel, iyisin. Ne oluyor şu an? Lan biraz daha geç vursam. Sattık burayı. Ne yapıyorsun kanka?
Tamam, seni alırız kral, sorun yok. Gel bakalım, madem beni o kadar üstüne çekmek istiyorsun. Ne oldu? Saklandın mı orada? Uy, zor bir hit, güzel bir hit. Bunlar da Nurse görünce sapıtan tayfa herhalde. Sana da bir beyaz yapalım. Okey, yerini görüyoruz. Lan bu nasıl hit değil? Bu niye biraz şakal? Gördüğünüz gibi tam bir maymun kendisi. Kancan alındığı için diğerlerini de görüyoruz. Niyayı da görüyoruz. Bu niye biliyor? Nurse'a karşı oynamayı biliyor. Niye biliyorsun ki ya? Sana da şöyle bir beyaz kanca. Bir heal partisi düzenleniyor. Burada yerlerini yine gördük. Yani sürekli kurbanları görüyoruz ya. Nurse için bir veli nimet. Süper. Yani açık alanda Nurse'a karşı yapabileceğiniz tek şey böyle hani geri gidiyor gibi falan filan yapmak yani. Başka çok bir şansımız yok. Bir beyaz kanca daha geldi kurpodan. Şey var da. Yo. Decisive mi atacak? Seni almayacağım ki. Ne oldu oğlum palete? Ayaklandım lan. Vuramadım lan. Ha, vurmuşum. Yav. Saçma sapan bir şeyler oluyor arkadaşlar şu an. Nurse bazen şu nesnelerin içinden geçmiyor ya. Yürüyen purpon örsü. Bak sapıttılar şu an ya. He he, ne oldu? Maça bok gibi başlayınca ağzınıza edince öyle sapıtırsınız. Fillananı görür Allah Allah Allah. Görür inşallah. Ne oldu? Oğlum işte böyle ya. Adam olacaksınız. Böyle teslim olacaksınız bana. Diğer etem tattı değil mi? Sen manyak mısın? Oğlum salıyor musunuz, salmıyor musunuz? Vay 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 vay. Sapıttılar ya, sapıttılar. Böyle 2-3 tane hook verdiler ya hemen. Şunu kıralım arkadaşlar. Bir Nurse palet kırdığı zaman güçleşir. Kancayı saldım ki adam alsın. Böylece diğerinin yerini göreyim. Gel arcade oynayalım burada. Sen ne yapıyorsun ya? Hiç böyle bir maç beklemiyordum yani. Bu haritada başka katili oynasam belki yok olabilirdim. Çünkü ilk defa oynuyorum, spotlarını falan bilmiyorum. Sadece test server'da kurban olarak oynamıştım. Yani o gün bugündür oynamıyorum. Nurse'e bu arada barbekü de çok güzel gidebilir de. Bir tane de jump perk'ü olması gerektiği için işte ceza kancası kullanıyorum oraya. Hiç iniyor. Oo, kapılar leş. Aha. Ihh. Yemin ediyorum nasıl yaptığıma dair hiçbir fikrim yok. Ben adamı gözden kaçırabileceğim tek nokta buydu. Ya kaçak kat attık diye adam kaçtı gitti ya. Geri dönüp öbür kapıyı açabilir ha. Vallahi risk aldım, diğer kapıya hiç gitmiyorum. Giderse açar orayı yani. Gitti lan. Harbiden açmış, oradan gitti. Nurse'un en büyük avantajı ne biliyor musunuz? Psikolojik üstünlük sizde oluyor. Biraz böyle İsmail Kartal gibi konuştum ama. Yani o kurban ne kadar iyi oynuyorsa oynasın, ne kadar loop biliyorsa bilsin, bir şeylerin onun elinde olmadığını biliyor. Hani Nurse çünkü iyi oynuyorsa hani palet de pencere de işlemediği için loop atmanın bir önemi yok yani Nurse'a karşı. Sadece nesne kullanmak gerekiyor. Bir tek onu yapabilirler. Ya acil durumlarda hani tunnel atayım, direkt mori atayım, maçları kurtarmaya çalışayım diye mori koyuyorum. Hep map atıyorlar ya. Vallahi el koruyucu atmam lazım galiba. RPD atmışlar. Çok zor. İşimiz çok zor. Kaybedeceğimiz maç bu maç olabilir arkadaşlar. Yani bir de RPD de deneyelim bakalım. Bu tarz çok odalı, sürekli dönemeçli yerlerde Nurse çok zor. Odanın içine atarsanız adam dışarı çıkar. Dışarı atarsanız odadan devam eder derken aha bir tanesi yaralı. O bayağı iyi oldu benim için. Selam. Burayı dağıtmam çok güzel oldu. Güzel oynadı. Nurse ile blink atmanız için adamı görüş açınıza almanız lazım önce ama bu haritada bunu nasıl yapayım? Güzel. Yani benim amacım Jhen'e atmaktı bir linki ama. Şöyle yukarıdan bir beyaz kanca yapalım o zaman sana. Of, zor map. Hadi bakalım, zorlanacağız. Sağlam bir maç geçecek gibi duruyor. Ak lan. Fena atmamıştım aslında da. Okey. Güzel. Güzeliz. Bunlar zor atışlar. Bunlar zor atışlar. Lan ikinci blinkim gelmemiş. Ah purpo. Ah şunlara bir dikkat etsen oğlum. Şunlara bir dikkat etsen. Seni kimse durduramayacak da. Tam olarak bundan bahsediyorum arkadaşlar. Yani hani o kapının orada adam third person açısında olduğu için senin blink atıp atmadığını görüyor. Adam ona göre hani kaçıyor falan bir şeyler yapabiliyor. Bu arada bunu beyaz kanca yapamadık. Bu hoş olmadı. Muhtemelen ikinci gen de bitecek. Şu gen de olabilirler mi? Güzel. Şu geni bir vuralım. Bayağı yüksek çünkü. Oo, o da bitti. Okey, bunun ikinci asılışı, bu hoş oldu. Bunu tekrar beyaza götüreceğim ki aldıkları zaman diğerlerinin yerini göreyim. Ace'i yıllamışlar.
Oğlum bunu nasıl yaptım ya? Ulan doğru yere gelmişim ya bir de. Bir alsınlar bak, ava gidişime bak. Okey. Yaya devam. Saçma sapan bir şey yaşandı. Yemezler onu. Onu yemezler. Çünkü yerini görüyorum. Oleg buildimiz olmasa tabii ki böyle bir şey yapamayacağız. Harita çok zor. Birini erkenden oyuna... Ah lan Iron Maiden tişörtü varmış oğlum. Seni var ya öldürmezdim ben bilsem. Çok özür dilerim. Bütün Iron Maiden fanlarından ve Bruce Dickinson severlerden özür diliyorum arkadaşlar. Çok sevdiğim bir gruptur. Hiç bozuntuya vermeden şuraya ışınlan. İkinci kili almaya uğraşacağız. Biraz sattı burayı. Var ya bir refleks atmışım son anda. Beyaza yetiştirmeye çalışacağım ya. Tek şansım o. Asmayı başarırım her türlü de can bitmeden yetiştirebilir miyim onu bilmiyorum. Şöyle. Yetişti galiba. Okey bu da yüksek. Beyazı o zaman başka cene vurdu. Beyazı bu can yemiş. Çok güzel. Beyazdan alındığı için bunun yerini görmüş olduk. Çok iyi timing. Hızlı atladığı için bir daha yerini gördük. Ah şunu bir vurayım, şunu bir vurayım. Acık ucundan. Direniyoruz yani. Hani vallahi billahi direniyoruz. Daha beyaz kanca var lan. Çok iyi. Bunu asmamıştım daha önce. Tamam görüyoruz yerlerini beyazdan alındığı için. Ah lan vursam vuruyormuşum ha. Uf ne maç oluyor be. Direniyoruz. Maplash atıyor şu an ya. Ak. İkinci bir linki atabilirmişim. O zaman Trevor'ı kovalayıp iki kille salayım mı maçı ya? Çünkü çok yüksek canlar. Her türlü bitecekler yani. Ak. Enti. Kapıya geldim ama çok zor ya. Vallahi billahi hani harita öyle bir harita ki. Bak odaya girdiği an gitti. Şu an bir yerde eğilse mesela hani nasıl bulacağım anladın mı? Bulabiliyormuşum arkadaşlar. Birini daha gördüm orada sanki ben. Bunu açmaya çalışıyor da ona göre alacaklar. Yemedim de kapıyı açtı. Ya gideceksin ya gideceksin. Bak git işte git işte kanka. Allah'ım ya Rabbim ya. Adam ekstra zaman kaybettiriyor. Burada da Barov'u var. Ya da diğer kapıya mı gittiler? Aynen diğer kapıya gittiler. Ya Nur salaksın vallahi billahi kafana vuracağım şimdi ya. Şuna ekstra mesai falan yazmayın buna. Bu yanlışlıkla öldürür hastaları ya. Al. Alın arkadaşlar size gizli oda göstereyim ben. Boş verin escape'i. Şurada çift kale maç yapacağız karşılıklı. Lan sıkıştım çıkamıyorum. Alo? Çıkamıyorum harbi. İşte map'in önemi ya. Map'in önemi. Vallahi billahi ben Magnum'u falan atacağım ya. Otoyum falan atayım yani. Hani çok rahat alırdım aslında bu maçı da. Neyse tamam sıkıntı yok. Her maçı alacağız diye bir şey yok. GG. Gençler bu arada bu akşam saat 18.30'da ekiple birlikte canlı yayında olacağız. Haberiniz olsun. Dead by Daylight SVF oynayacağız. Çok uzun tutmayacağım. 1,5 saat falan tutacağım yayını. Gelmek isterseniz ekrandaki linkten gelebilirsiniz. Ya map attım. Magnum'u attım. Bu sefer de adamlar Cold Wind atmış. Oğlum map atılmayan bir maç yok mu ya? Hani ben %50 kazanamam ki derken Allah'ım şükürler olsun. Tam bir şeylerden ağlayarak bahsederken Enai Viskoskis'in birini buldum. İlkini fake olarak yapacaktım. Her ne kadar biraz yanlış yapmış da olsam işe yaradı. Uf. Tek bir link yeter. Solo solo. Solo. Bitirin hocam ama tamam mı? Aman geç falan kalırsınız. Aman diyeyim. Aman. Tamam şöyle bir beyaz kancamızı yaptık. İftar açıyor gibi oldu böyle de ama olsun. Heal'lıyor onu. Ama kameralarımızdan kaçmaz. Decisive'iniz var mı? Var tabii ki. Tekrardan meta'ya girdi ya Decisive. Dedard'ınız da var peki. 2016 Dead by Daylight oynuyoruz galiba. Bizde de böyle fake'ler var hocam. Da diğer tarafı ışınlanıyor gibi falan. Bir can daha bitti. Peki hatta üçüncüsü de bitecek bence. Direkt 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 direkt. Yoksa bu maç lose. Yani abartmalı tunnel anladın mı? Abartma tozulu tunnel yani. Hani öyle diyeyim ben size. Okey bir kişiyi direkt oyundan çıkardık şimdi. Ne yapıyorsun kral? Nurse de bana kuşup oyunu yaptırıyorsun ya. Şimdi burası sıkıntı.
Okey, çok da değilmiş. Her birisini sırtıma aldığımda bir jam bitiyor. Yani bir tane şöyle beyaza yetiştirebilirsem aslında şahane olacak. Yetişti. Okey, nerede olduklarını bulduk. Daha doğrusu sadece bunu bulduk. Aha, yerini görüyorum. Çok güzel. Çok güzel oğlum şu var ya, Volek Bulletleri efsane ya. Onu muhtemelen heal'lıyor uzakta olduğumu bildiği için. Aynen de öyle. Merhaba. Nurse'le mind game. Kayıtlara geçmesin diye tahmin ediyorum. Ama geçiririz. Kayıtlara da geçiririz hocam. Size de geçiririz. Hiç sıkıntı yok. Ufaktan bir tunnel'lı video oldu arkadaşlar ama önceki videolarda açıklamıştım. Tunnel'la ilgili tekrar tekrar açıklama yapmayayım. Evet arkadaşlar, Forest'ın bugünkü bölümünde ağaç kesip barınak yapacağız. Önce 150 tane odun toplamamız lazım. Yine Volek inanılmaz perkler sayesinde adamı tam saldım derken. Ah, fake'li atayım dedim de. Yani bu rahatlıkta biraz fazla. Bünyeye bu kadar da rahat olmayın arkadaşlar ya. Uf, güzel hit, güzel hit. Bu jam patladı bu arada beyazda. En yüksek jam buymuş. Demek ki diğer jamların hepsi %0 şu an. Aha, onu aldıkları için yerini görüyorum yine. Şahane haber. Lan ikinci blink yine yok. Açıkta kaldım. Mektamı sinyo. Bak, patır kütür jan yapan adamlar bir kişiyi oyundan çıkarınca nasıl durdu görüyor musunuz? Sizce şu maçı şuraya alabilir miydim? Mümkün değil. Mümkün değil. O adamı oyundan çıkarmasam mümkün değil. İki jan bitmişti. Üçüncüsü de zaten o adamı tam öldürdükten sonra bitti. Maçı bu şekilde tutabilirsiniz arkadaşlar bazı durumlarda. İstediğiniz kadar oynadığınız katil güçlü olsun. Siz iyi oynayın. Taktığınız perkler güçlü olsun. Mırıbı. Sprintim var. Bu var ya bu. Bu bunların unlucky'leri ya. Bu bunların MMR kurbanı arkadaşları. Kötü attık. Pencereye gider diye tahmin ettim. Pencereye gitmediğini görünüyor. Son anda bir filik. Adamı paso görüyorum ki yani. Volt atınca 8 saniye görüyoruz. Kancadan alınınca 7 saniye görüyoruz. Kendisini heal'lıyorsa, 28 metre yakınımdaysa sınırsız görüyorum. Zaten bir nurse adamın yerini gösterdiysen gerisini o halleder. Söylemiştim size bunu. Sprint'in var senin de? Tabii ki var. Hızlı volt at bakayım içeriden. Ne yapıyorsun? Okey. Hızlı volt falan bir şeyini alırsam aslında süper olurdu yerini görmek için. Oradan atabilirsin. Bak şuralarda zorlanıyorum, hani bazen biraz az doldurduğun zaman geçmiyor ya içinden. Mesela Nurse'de aşırı pratiğimin olmaması işte bir zarar. Oralarda tam ne kadar doldurursam geçer, ne kadar doldurmazsam geçemez falan filan, oralarına hakim değilim. GG. Tek kazamız RPD oldu ama bence görme build'i çok iyi yani. Hani tabii siz istediğinizi değiştirip yerine jam perk falan da alabilirsiniz. Siz bilirsiniz ama ceza kancası fena değil. Yeterince tuttu zaten. Onları sürekli de gördük kancadan alındığı zaman falan. Özellikle kancadan alınma olayı ve kulağım sende çok iyi. Hemşirelik içgüdüsü çok denk gelmedi. Bir tek ikinci maç denk geldi. Genelde onu tahmin ettikleri için sizin kalp atış sesinizi duydukları zaman heal'lanmayı falan bırakıyorlar. Hani illa bir perk'ü çıkaracaksanız bence bunu çıkarın. Kulağım sende ve öfkeseli çok iş yaptı yani. Nurse'e çok iyi gidiyorlarmış. Onu anladım. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.